Selamünaleyküm arkadaşlar. İşimiz gücümüz güvercin kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün Samsun, burası Kadife Kale miydi? Bugün Kadife Kale Mahallesi'nde Hüsam amcanın kümesine geldik. Şimdi şöyle ben bir alanı göstereyim arkadaşlar size. Burası cennet diyebiliriz. Hüsam amca denize karşı kuşlarını uçuruyor. Semaverini yakıyor. Samsun bir nevi ayağımızın altında arkadaşlar. Hüsam amca burası uçum kümesi değil mi? Burası uçum kümesi değil mi? Uçum kümeslerimiz onlar. Evet arkadaşlar böyle bir, şimdi burası komple kümesi arkadaşlar. Şöyle göstereyim ben size. Birazdan gezeceğiz. Burası uçum kümesi. Şöyle bakalım. Kümesleri şöyle göstereyim ben size. Ergin Bey'i de getirdik bugün. Ergin Özdemir. Uçum kümesi. Öyle. Buradan alınan damızlık yavrular burada uçuma veriliyor arkadaşlar. Hüsam amca burada uçuruyor. Beğendiklerini yine damızlık kümeslerine çekiyor. Şimdi biz kümesleri bir çekelim. Hüsam amcadan en son bir konuşuruz. Ergin gel sen de. Kanka. Evet. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Miro. Hüsam amca. Evet, bu mirolar ne zamandır sende amca? Mirolar aşağı yukarı 1,5 sene falan oldu. 1,5 sene oldu. Göstereyim arkadaşlar. Paça maça beyaz. Güzel göğüs sarı. Burada damızlık değil mi? Aynen. Aynen. Burası Hüsam amca. Burada işte yine süs kuşlarımız var. Onları da çekelim. Şöyle. Beneklerimiz var burada. Tepeliler değil mi? Tepelilerimiz var evet. Paslı. Şöyle içeriden çık. Kümesi de çok güzel. Şampanya var. Portakal mı diyoruz? Hüsam amca yavru alabiliyor musun bunlardan? Sıkıntı bunlar oluyor mu? Zaten yavru. He yavru mu? Yavru bunlar he. Yavru kızması. Bunları postaya falan mı sürüyorlar orada? Aynen. Ortalar değil mi? Aynen. Şöyle çekelim arkadaşlar. Bunlar kaşılı. Bunlara da zaten daha yeni bir sene, 1,5 sene falan oldu bunların da. Yani yeni bakmaya başladık. Bakmaya başladık. Bunlar da oyun oluyor mu amca? Hiç denemedim. Değil mi? Hiç denemedim. Ama pasal olup da oynamayan kuş olmaz. Takmayan kuş olmaz. Dedi, yılların tecrübesi konuşuyor evet. Arkadaşlar. Muhakkak taklasını atar. Randumanla oynamasa da? Oynamasa evet. Da tabii. Bizim... Biz yıllar önce mesela şu miski tepelilerden biz İstanbul'a arkadaşlarımıza verdik. Tekrar bizden talep, yoğun bir talep geldi. Çok süper oynadığını söylediler bize. Anladın evet. Mı? Biz süs olarak bakıyorduk mesela bunları. Eski zamanlarda evet. Çok uçuyordu bunlardan evet. Dediğin gibi. Öbür kümeslere de bakalım Hüsam tabii, amca. Tabii. Hepsini çekmiş olalım. Çay oturacağız o. Şuraya. Işte. Sen kaç senedir bakıyorsun bu işe? Gönül veriyorsun. Ben aşağı yukarı 12 yaşından beri bakıyorum. Hay yaşat maşallah. 5. Hay maşallah. Sen. Yani bir de şu var mesela. Kuş benim şahsi görüşüm ikinci planda geliyor. İlk önce arkadaşlık, dostluk, ahbaplık. Önemli olan bu. İkinci planda da kuşçuluk geliyor. Amca, kendi şahsi görüşü. Çok doğru söylüyorsun amca evet. Ama şimdi insanlar evet. Kuşu uçuruyorsun şu ileriye düşse hemen yakalıyor evet. Vermemenin evet. Peşine düşüyor evet. Burası? Burası da yine taklacı kuşlarımızın. Damızlık falan burası yoksa? Yok genç menç. Böyle fazla erkeklerimiz falan burada işte.
sırayla mesela sırası geldiği zaman yavru alabileceğimiz erkekler var. Buraya hemen hemen beğendiğim kuşları ayırdın değil mi Sabancı? Evet. Arkadaşlar kuşlar gerçekten el, ayak, boy. Bunlar oyun kuşları. Bu üstündeki yine içeridekilerin kardeşi, ilk yavru. Şu tepeli mi? Tepeli, paslı. Paslı. Evet. Şöyle çekeyim ben şunları. Sumamcığım kümesin gerçekten çok güzel. Vallahi çatıyı komple kümes yapmışsın. Evet. Bir de öbür kümese de bakalım. Kendimiz yaptık zaten. At çok elimizden geliyor. Burası? Burası da kardeşimizin. Bu şu anda işte kendisi. Tamam. O da öyle burada beraber bakıyoruz. Alalar mallar var. Kardeş gibi. O seninkilere bakıyor. Sen tabii, onunkilere tabii, bakıyorsun. Tabii çok iyi oluyor. Bir şekilde. Evet. Götürüyoruz diyorsun. Evet. Burada da yine oyun kuşlarımız var. Şebap araplarımız var. Süs kuşudur bunlar. Ya biraz yaşlıdırlar. Pek randıman alamıyoruz. Ne kadar yaşlı derken Hüsam amca? Aşağı yukarı 8-9 yaşlarında var. Sende olalım yoksa? Bende olalım. Sende olalım değil mi? Gerisi evet, de vardır yani. Vardır. İstanbul'dan güzel bir kardeşimiz hediye göndermişti 8-9 sene önce. Burası amca. Ay maşallah. Burası Şampiyonlar Ligi diyeyim. Şampiyonlar Ligi diyelim. Burası bakıcılarım. Postalarım var. Vay, her renk posta var. Kanat postalarım amca, var. Amca Samsun'da millet artık ihalelerde posta arıyor. Aşağı yukarı 8-9 seneden beri aynı ırkı devam ettiriyorum. Bunların yavru bakımı falan onun için tabii. İdeal değil mi? İdeal yavruya bakıyorlar. Şimdi her posta her yavruya yok, bakacak diye bunlar bir kaydı şey, yok. Mesela şöyle yavruya. Alman postası diyelim. Bu sarıyla beyaz aynı değil o zaman. Aynı mı? Sarılar ayrı. Onlar ayrı bir renk. Onlar da posta ama. Evet. Şu şey Nevsam amca. Bu renkleri bak, kanatlar. Bak var kanat posta. Bunlara kanat posta diyorlar. Bak aynı. Kişileri de burada. Ay maşallah. Burası bak, tam bir şam. Bunlar kanat posta. Heves işte yani. İnsanın alabiliyor muyuz Hüsam amca bunlardan yavru? Yani büyüyor. Geçen sene aldım pek yaşatamadım. Bir sene bir tane yavrular var. Arkayı çekmek istedim. Çekemiyorum canım. Kamerayı çevirir çevirmez. Evet. Süper, süper valla. Maşallah subhanallah. Bunlara yavru baktırıyoruz. İşte burada mesela... Burada bir milo yavru var. Anladın mı? Daha pas yapmamış ama yapacak tabii. Evet. Postalara baktırıyorum. Hem kuşları yormuyorum değil mi? Yormuyorum sana... tabii. En güzeli. Bak hiç ellenmemiş kuşlar arkadaşlar. Ha, bu da farklı. Onlar da farklı. Amca. Geçenler arkadaşımızdan hediye geldi onlar. İşisi şu. Hem de denemek amaçlı. Aldım ki bakayım yavruya bakabiliyorlar mı? Bir tane yumurta sürdüm altlarında. Gayet güzel yavruya bakıyorlar. Şurada bir maşallah tek yavruları var. Mesela kendi yavruları değil. Gayet güzel gerçekten yavruya bakıyorlar. Aynen. Hem denemiş amca oluyorum. Yani amca. Ama maşallah subhanallah. Kuşlar zaten sen bunları herhalde hiç ellemiyorsun. Yok. El değmediğin için kendilerini hiç yaklaştırmıyorsun. Elimi sürmüyorum. Az şey... Yem atayım yere ve bak bir de yere gelsinler. Gel amca atalım. Ergin kardeşim sayesinde geldik Hüsam amcanın yanına. Kaç senedir tanıyorsun Hüsam amcayı? Hüsam amcayı 7-8 seneden beri tanıyorum. Hay maşallah. Kuş alışverişi yapıyorsun. Hüsam amca çok titizdir yani. Titiz derken kuşa titizdir. Mesela iyisine bakar her zaman. İyisinden anlar. Yıllardır bu işi yapıyor zaten. Tam bir emekçi mi? Tam bir emekçi. Abi işini severek yapmak kadar güzel bir şey var mı acaba? Bu dediğimiz belki reklama girer ama girmesin. besi yemi bu.
kalite bir yem. İsmini vermek istemiyorum. Belki reklam amaçlı olur. Yavrulara yavru zamanı veriyorum ana babaya. İşte faydasını görüyoruz yani. Hüseyin amca, sen herhalde anladığım kadar yıllardır oyun kuşu bakıyorsun. Aynen, tabii. Şimdi tabii. Ben bu ırkları, posta ırklarını bakan insanlara gerçekten çok merak etmişimdir. Bunlar nasıl bir duygu senin için yani? Bu bir farklılık yaratıyor mu sende? Şimdi tabii, uçurma hani yok, değil, uçurma, yani, uçurma değil, yok zaten. Hani bunların güzelliği yetiyor yani. Değil mi? Tabii. Bunlar da değişik bir hayvan yani. Yani. Onun için dedim ya amca. Hoşuma gittiği için besliyorum. Yani bir insan zaten hoşuna gitmeyen bir şeyi beslerse ondan bir şey alamaz. Tat alamaz, yani, randıman alamaz. Zevk alamaz, tat alamaz. Anladın mı? Ya. Bir de şunları çek şimdi Hüseyin amca. Bunlardan kendimizi alamadık. Maşallah, evet. Subhanallah. Mesela bu hayvan buraya benim kümesime gelip de buna hasta olmayan yoktu. Mesela çok güzel bir hayvan. Paçalarını ben çektim. Biraz rahatsızlığı vardı. Bu şebap mı Hüseyin amca? Şebap. Evet. Çok da güzel maşallah. Evet. Yaşı var ama. Yaşı var. Onun 10 var rahat da. Diğerini bilmem. İşte o kanat postalardan bir tane yavru aldık bu sene işte. Şu yavru değil mi? Hı. Bu adam tüye girmiş. Hüseyin amca, elinde çok oyun kuşlarında çok eskidir baktığın var mı? Renk. Yani bayağıdır sende olan var mı? 7 senedir, 8 senedir ya da gerçi şu anda hep hastalık olduğu için vardı, yaşatmak tabii. Da zor oluyor. O hastalık her sene bir yokluyor bizi. Nagara'da bakım şey yapsak mevsim değişikliğinden dolayı bir yoklama yapıyor hastalık bize. Nagara'da ilaçlar girsek bu hastalıktan pek şeyimiz yok ama şu anda iyiyiz. Şeytan kulağına kurşun. Şu anda bir sıkıntı yok. Şükür aşağı olsun. Aşağı yukarı mevsimde hemen geçti. Olsaydı zaten şu ana kadar Allah göstermesin. Yine sıcakla soğuğun geçiş zamanı değil mi? Sıcakla soğuğun geçiş döneminde hayvanlara bir kırgınlık vuruyor zaten. Onlar da atlatan kurtuluyor. Aynen. Sıkıntı olmuyor. Çok hassas hayvan bu hayvanlar yani. Yok amca, gerçekten kümesin, kuşların gerçekten maşallah subhanallah çok güzel. Bir de çok severek yapıyorsun bu işi. Tabii. Ya bunlar benim stres toplarım diyebilirim. Ben buraya geldiğim zaman bütün dertlerimi, gam, gasefet hiçbir şey kalmıyor bende. Yani. Gerçekten. Yani bu hayvanlarla ben uğraş vermesem yani ne yapardım bilemem diyorsun yani. Bilemiyorum yani. Gerçekten öyle yani. Gerçekten öyle. Sabahtan akşama kadar bunlarla beraberim yani. Evet. Bu çatıda kaç yıldır buradasın Hüseyin amca? Aşağı yukarı bu çatıda da 25-30 seneden beri buradayız. Tabii burası daha önce ahşaptı. Çatı olarak yine aynıydı. Söktük, tekrar kendimiz elimizden geliyor. Kendimiz yaptık buraları. Ustalığımız var. Tabii az çok babam mesleği. Şeyler elimizden ya. Geliyor. Şöyle dışarıyı biraz daha çekeyim. Hı-hı. Abi. Şunları. Şöyle. Hüseyin amca, sen şimdi yıllarını verdin bu işe. Evet. Biz daha bu yolda genciz. Sen bizden daha çok şey görmüşsündür. Evet. Şimdi ben her zaman merak etmişimdir. Bizim çocukluğumuzda kuşlar gerçekten iyi oynuyordu. Yani uçurduğumuz zaman. Şimdi hani bazı insanlar kızıyor ben öyle deyince, eski kuşlar deyince, ama eski kuşlar oynuyordu amca. Evet. Yani kim ne derse desin. Sen şimdi, o dönemki kuşlarla bu dönemdeki kuşların farkı var mı senin gözünde? Var tabii. Mesela bundan 40 sene, 50 sene önceki kuşlarla şimdiki kuşların arasında dağlar var. Değil mi amca? Bir Mardin, bir Urfa hevesi çıktı bizim kuşçu abilerimizle, arkadaşlarımızla. Yok kasa verelim kuşlara. Yok paça düzeni güzel olsun, renk güzel olsun. Ama bir taraftan da kuşların genini oynadık değil mi? Geninden oynadık. İstediğimiz randımanı alamıyoruz. Ha bir de şunu söyleyeyim. Bu hayvanlar şimdi konma muhabbeti var. Kuşlarımız konuyor falan. Bu hayvanlar
zaten yer kuşu, yerde beslenilecek hayvanlar, taras kuşu değil. Taras kuşu değil bunlar yani. Yani. Ben buna kanaat getirdim. En güzel kuşun altından mesela aldığımız yavru mümkün değil konmaz diyoruz ama bakıyorsun ki bir gün muhakkak konuyor. İniyor değil mi abi? Tabii. Kovayı seviyor bu hayvanlar. Mesela taraslı kümeslerde. Eninden sonunda konuyor. Konmayan diyecek adam ben göremiyorum. Ama burada konmayan hayvanı mesela toprakta bahçede de uçurduk mesela. Arkadaşlarımız uçurdu. Kesinlikle konduramadılar. Ha, hayvanın şeyinde varsa bir şey zaten. Geninde değil mi? Geninde bir şey varsa muhakkak o konar. Onu vazgeçiremezsin. Ama %80, %90 tarastaki kuş konar. Anladın mı? Konmayanı binde bir çıkar ama eninde sonunda o da konar. Ama bahçede kolay kolay konduramazsın kardeşim. Yere değil mi amca? Tabii. Tarlada. Ankara'da bu işi zaten hep yerde yapıyorlar. Aynen. Ankara'da da güzel kardeşlerimiz var. Ben gittim gördüm hepsini de. Mesela çoğu yerlerde. Arazi tutmuşlar, kiralamışlar. Bir tane görevli kardeşimiz başına vermişler. Maaş veriyorlar. Belki var 20-30 tane kümes. Anladın mı? Evet amca. Cumartesi pazar günü geliyorlar oraya, zevkini yapıyorlar. Çok da güzel randımanlar aldıklarını gördüm ben yani. Evet amca. Evet. Eskiden dediğin gibi. Tabii. Kuşlar. Peki amca şey diyeceğim. Burada kuş uçurduğumuz zaman, kaybolduğu zaman. Şimdi burada kuşçu çoktur zaten. Burada şu anda şu çevrede yani şu yakın çevremizde. Yakın. En azından 10 tane 12 tane kuşçu var arkadaşımız. Bir de şu var mesela. Bazı kardeşlerimiz artık zahiline mi sayalım neyine sayalım. Zaten bu hayvanlar İhaleye çıktığı zaman kilosu 10 lira, 15 lira. Yani takla atarsa 20 lira. Takla atarsa 25 lira, 30 lira. Ama bazı kardeşlerimiz var, 10 liraya, 20 liraya tenezzül eden insanlar var. Yani bunlardan biraz muzdaribiz. Değil mi? Anladın mı? Değmez yani. Ya kuş yani gel iste, verelim yani. Biz problem yok, şey yok. Gerçekten beslemek istiyorsan yani veririz de niye kuşu yaparız da yani. Sıkıntı yok diyorsun yani. Sıkıntı yeter yok, ki abi. Uçurduğumuzu görelim. Saklanmasın. Yani amaç bu zaten. Bir yere kaymasın. Heves ediyoruz ki ya bu hayvanın bir sonunu görelim kardeşim. Yani ha sonunu görmeden kaybediyoruz. İşte arada atmacaya veriyoruz. Şahine veriyoruz. Ya bir yavru 3 ayda büyüyor. Uçurdum. Aynen. 9 ay diyeceksin. 10 ay diyeceksin. 8-9 ay. En azından yani. 8-9 ay. 10 ay buna emek veriyorsun. Ama emeğinin karşılığında almadığın zaman insan biraz tedirginleniyor. Tedirgin oluyor. Yani. Strese giriyor. Oldu mu, olmadı mı, tuttu mu? Oldu mu? Mesela onun için bu güzel kardeşlerimizden de rica ediyoruz. Kuşlarımızı yakalamasınlar. Yakaladıkları zaman da en azından nerede olduğunu bilelim. benim yaşım 65. Şimdiye kadar kesinlikle benim akıllı telefonum yok. Şimdi eğri otur doğru konuş. Yeğenimi arıyorum. Buradaki kardeşime telefonuna şey attırıyorum. Face'i attırıyorum. Şu renk kuşuymuştur. Gelsin sahibi alsın. Sezeleri olursa kapı teslimi yapıyorum. Güzel bir de kolonisine koyup oraya götürüyorum. Ya, keşke senin gibi olsaysam yani, amca herkes. Vallahi ya. 3 günlük dünya. Emek herkes bunu yani zevk için bakıyor. Emek veriyor. İnsanların emeklerine saygılı olmalarını rica ediyorum. İnşallah biz de senin inşallah. Buradaki söylemlerinle izleyen kardeşlerimiz, abilerimiz inşallah ya bu kendilerine ders işi, çıkarır diyorum. Bu gönül işi yani bu zevk işi ya bu. Bunu şey yapamazsın, parayla da değerlendiremezsin bunu. Yeter ki şuraya gelsin, oyununu yapsın. Abi yapsın yani. Allah'ın izniyle. Hüsam abi sen eskiden Bayburt kuşu bakıyormuşsun. Evet. Şimdi biz... Aslen ben Bayburt diyorum. Biz ayrı bir zevk var. Biz Bayburt kuşunu bilmiyoruz. Ne yani 15-20 sene baktım. 15-20 sene. 15-20 sene. Yani bu kümeslerin yüksek olmasının amacı da onlardan mıdır? Onlardan. Yoksa oyun kuşunun kümesleri bu kadar yüksek olmasına gerek yok. Yani. Kuşu bozar. Şunlar yani. İdeal değil mi oyun kuşuna? Bunlar ideal tabii. Bunlar ideal. Bu Bayburt kuşların özelliği ne amca? Yani şimdi bunların, senin ağzından dinlemiş olalım. Bunların özelliği ses, ötüş şekli. Yani
bizim nasıl takladı güvercinlerimiz sorunu bağlıyor da gidiyor. Bunlarınla mesela kışın bunları seyrederiz. Dişilerini yakalarız, bir kafese koyarız. Evet amca. Erkekleri mesela yazın biz yavru alırız onlardan. Genelde yazın alıyoruz. Kışın da dişilerini ayırırız. Erkeklerini ele alıştırırız böyle. Dişilerini tuttum onlar mecbur. Ele geliyor yani dişisini böyle. Misal şöyle tuttuğumuz zaman erkeğe mecbur ele geliyor. Orada icraatını gösteriyor. Nasıl ötüyor? Bozuk mu ötüyor? Sonunu bağlıyor mu? Bağlamıyor bu mu? Bu da kuş gibi. Bağlıyor mu? Bağlıyor, şey yapıyor mu? Tabii özellikleri var. İşte onu nasıl işte canlısı olsa da tarifesine. Eskiden vardı burada diyorsun vardı, bu kümeslerde. Şurada bir sene, iki sene öncesine kadar vardı. Bıraktım ben. Bu kuşta uçum falan yap oluyor mu bunlarda? Uçum ya falan? Uçurduğun zaman da böyle boşluktan takla döner dönüyordular da yani. Ama böyle bir taklacı kuş gibi değil. Yani. Değil. Böyle Onlar da aynı posta güvercini gibi bir emek, tabii bir farklı emek, bir... Emek ki öyle çok hastaları var mesela. İstanbul'da bazı mühürlerde mesela Kaynarca'da. Yani küçük Bayburt diyebilirim orası. Kaynarca belki bilenler bilir. Orada çok hastası var Bayburt güvercinin beslerler. Anladım. Hem de iyilerini de değerlendirirler yani. Çok büyük paralara da satan olur yani. Nasıl iyi para yapıyor yani. Evet. Sen artık... Ama ben onun parasında değildim, onun zevkindeydim. Farklıydı. Anladığım için, yani o güzel öptüğü zaman 12'lere kadar, 1'lere kadar, sabahlara kadar onları dinliyor. Tabii. Onların özelliği ötmesi yani değil mi? Tabii, ötme şekli. İyi ötmesi. İyi ötmesi. Yani bir tanesi 7-8 aylık. Hüsam amcam yani çok... Sana çok teşekkür ediyoruz bugün bize kümesini açtın. Gerçekten burası çok güzel. Burada inşallah kuş izleriz. Nasip olur hazır olduğunda. Bizim geldiğimizde de uçuyordu arkadaşlar. Hani tam hazır değildi. Hazır olduğunda izleme şansımız olur. İnşallah. Hüsam amcanın buraya ben ikinci gelişim. Diğer gelişimizde biraz geceydi, soğuktu. Çekmek istemedik. Hüsam amca son olarak ne demek istersin? Ne demek isterim? Yeni kuş bakan arkadaşlara ne demek yeni istersin? Böyle bakan arkadaşlara. Şimdi oyun kuşu bakanlar 6-7 tane atıyorlar, teke düşüyor, bozuyorlar kuşu. Oyun kuşu bakan genç kardeşlerimize şunu temenni ediyorum. Dışarıdan fazla kuş almasınlar. Bildikleri, yani çok çok iyi bildikleri bir takım, iki takım kuş alsınlar. Evet abi. Onlardan soğasınlar. Hatta neyin ne olduğunu görsünler yani. En iyi kuş bildiğin değil mi amca? Kuş almayla kuşçuluk yapılmaz kardeş. Aynen. Hani ha bildiğin bir kuş olur, alırsın bir takım, iki takım. Ama dışarıdan, ama Samsun'dan. Onları bakarsın, altından yavru alırsın. Ha olmadı, öbürünü ona vurursun. Abi senin arada şu kuş. Denkleştirirsin, onlardan yavru alırsın. Bu kuşçuluk sabır işi. Ve bir de şans işi. Hemen gelecek oynayacak diye kayıt yok yani. Yok mümkün değil. Sakın yani. İyi kuştan da iyi kuş çıkacak diye de. Bir de amca yani. Şu da var şimdi. Arkadaşlar da genellikle şuna rastlıyorum ben. Yavru kuş şimdi geldiği zaman oyunda 10-11, 9-10-11 yapıyor ya. Şey yumurta gördü mü, yavru gördü mü oyunu işte 2'ye düşüyor, 3'e düşüyor. Arkadaşlar zannediyor ki oyun yavruluk dönemindeki gibi devam edecek zannediyor. Hayır. Bir yanılgıya giriyorlar. Tabii. Değil mi? Kesinlikle. Misal ben şimdi 65 yaşındayım. Şu cecit muhiti var aşağıda mesela. Cedid evet amca. Ben istediğim performansı gösterebilir miyim? Bir 18 yaşındaki delikanlı gibi. Ya, ben... Misal vereyim yani. Tamam, ya eğitim yaşlı hayvanla mesela, genç bir hayvanın uçma şekli de başkadır. Oyun stili de başkadır. Aynı insanlar gibi ya. Yani günü saati birbirine tutmaz mı hayvanların? Ya? Her gün uçursan her gün aynı oyunu oynamıyor. O oynamaz mümkün değil. Mesela 4-5 gün önce şurada bir tane kızıl yavru şey yaptık mesela kaldırdık. Evet. Bugün. Uçmadı hayvan. Yani hava şartlarından dolayı ters esiyor. Değişti. Burada rüzgar zaten sıkıntılı. Senin bura gerçekten. Sıkıntılı. Gerçekten yani. Yani amca. Durum böyle kardeşim. Şey amca mesela kuşun senin için iyi bir oyun kuşu nasıl olmalı? Senin gözünde böyle tat verecek yani aklına yatan herkesin farklı geliyor da o yüzden bir de seni dinle. Görüşür kardeşim. Evet.
4-5 saat uçan kuşu ben beslemem. Hayatta beslemem. Kerkük kuşları bunlar 4-5 saat, 6 saat uçuyor. 4-5 saat uçan kuşu ben bakmam. Benim kuşum kaç saat uçacak biliyor musun? 1,5-2,5 saat arası uçacak kardeşim. Sen düşün. 10 dakikada gelsin, 15 dakikada gelsin, adam gibi gelsin. Adam gibi gelsin. 8-9-10 taklaya gerek yok kardeşim. 25-30 metre oynasın. 3-4 taklayla beraber adam gibi bassın gitsin. Yerini terk etsin. Gelsin dolasın gelsin. 10 dakikada bir, 15 dakikada bir yine aynı görevini yapsın. 1,5-2,5 saat arası. Adam gibi gelsin yerine insin. Benim idealim budur kardeşim. Benim için en iyisi bu diyorsun. En iyisi budur. 4 taklayla oynasın. 3 taklayla oynasın. Adam gibi gelsin yerine insin. İşte ah amca herkes senin gibi var ya böyle düşünse yok, var ya gerçekten. Takla, yok 10 takla bilmem ne. Bunları ben istemiyorum kardeşim. Amca burada mesela görüyorsun çok kuşçu var burada. Samsun'da yüzün üzerinde kuşçu var kardeşim. Sen buradan her kümesin her oynayan kuşu görme şansın buluyor. Var mı amca hiç böyle denk geldiğin böyle şu kuş da hoşuma gitti dediğin başka hani yok. Yok değil mi amca yani herkes anlatıyor ama anlatmayla kalıyor değil mi amca? Ben görmedim şimdi. Hani, değil mi amca? Böyle muhakkak hayvandır bu garip. Lan şu iyidir helal olsun dediğin. Gariptir yani hayvan dün oynar bugün oynamaz yani. Her gün stresi vardır hayvanın ya. Yani niye oynamadı diye de bunu şey yapmamak lazım, yadırgamamak lazım yani. Yem vermek yem vermekle kuşçuluk olmuyor değil mi amca? Yem sadece yem vermekle kuşçuluk yok, olmuyor değil kardeşim, mi? Yok. Sen buraya bir gün harcadın, bir gün amca sabah ezanını kalkıyorsun. Aynen aynen. Akşama kadar burada. Aynen buradayım işte. Uğraş veriyorsun. Aynen. Emek veriyorsun. Aynen kardeşim. Üstüne kayboluyor, atmaca alıyor. Tabii. Tabii. Ama yılmıyorsun. 65 yok, yıldır. Yıllarımı verdim ben. Ya, yılmak yok amca. İlkokul 5'ten beri güvercin bakıyorum. Hesap et. Yaş 65. Hay maşallah. He. Allah. Ama iyisiyle kötüsüyle ha. Güzel hayvanlar da usurduk bu tarasta. Güzel hayvanlar da usurduk yani. Ha şurada bir gazeteden beri belki şeyimiz yok. İşte atmacayı veriyoruz, kaybediyoruz. Sonra göremiyoruz. Ama bundan sonra daha iyiler olur inşallah. Onun i̇nşallah ben malim. Sonu. Bugün Ergin kardeşim Hüsam amcayla çok eski tanıyor. Biz de onun sayesinde bu benim ikinci gelişim. Onun sayesinde çok kümese gidiyoruz. Allah razı olsun ilk önce Ergin senden de Allah razı olsun. Hüsam amca senden de Allah razı olsun. Bize kümes açtın. Burada bize çay ikram ettin. Güzel bir ortam sağladık. Ergin sen ne demek istiyorsun? Ben lütfen şunu söyleyeyim. Öncelikle yine selamünaleyküm. Yine ama şunu da söyleyeyim bak. Masa burada atmaca almıyor mu diyordun? Senin meşhur lafın. Masa da atmaca almıyor. Şimdi Hüsam amcayı tanıdım tanıyalı. Bildim bileli. Şu kuş mesela çok iyidir. Çok üstündür. Ama her zaman der ki ya bir şeyler yapıyor işte. Ya, övmüyor. Övmez. Hmm. Şimdi ben biliyorum mesela. Şimdi videoda da söylerken mesela. Ya işte bir şeyler var yavrular uçuruyoruz. Ama şurada bir dişi vardır. Burada bir erkek vardır. Onları zamanı gelince birleşti. Çok üstün şeyler çıkardık. Onu da biliyorum. Onlar zamanı gelince diyorsun. Yani 4 çift var. Bunlardan mesela yavru mutlaka ben de alacağım uçuracağım. Ama dediğim gibi Hüsam amca her zaman der ki. Ya şu posta beyaz posta mesela iyi mi? Ya işte elimizden geldiği kadar besliyoruz. Övmüyor. Övmez. En güzeli ama biliyorum Bergin. Bak inan en güzeli. Arasam arayayım telefonla Hüsam amca neredesin çatıdayım. Halinatını sormak için aradım ilk diyeceği gel çay içelim gel kahve içelim. Ay Allah razı olsun. Benim bize böyle insanlar lazım. Zaten mesela gidip de hani beni şimdi tanıdım belki binlerce kuşçu arkadaş var. Ben mesela hani gidelim video çekelim oturalım muhabbet edelim falan zaten derim. Yani. İlk aklımıza gelen zaten Hüsam amcaydı. Evet sen hep devamlı söylüyordun bana. Devamlı. Seni bir yere götüreceğim abi seni bir yere götüreceğim. Allah razı olsun bizi buraya getirdi. Bir de abim var Hüsam amcanın oğlu Servet abi. Ona da buradan selam söyle ona da gideceğiz ona değil da mi? Ona da selam var onun da yanına gideceğiz. Onun da telefonlarını susturmayacağız mı? Yok onun da telefonlarını susturmayacağız. Onu ben yapacağım. Hüsam amca sana çok teşekkür ediyoruz. Ne demek kardeşim her zaman başımın üstünde yeriniz var ya. Allah razı olsun i̇yi diyoruz. İyi arkadaşlara iyi kardeşlerimize ihtiyacımız var. Kuş çok. Dediğim gibi ikinci plan. Allah razı olsun. Dostluklar bunlar bu budur yani. Ben öyle kendi şahsi görüşüm öyle. Kuş ikinci planda geliyor kardeşim. Sohbet muhabbet. Ortam. Yani.
Yeter ki olsun diyorsun yani. Ne demek, ne demek? Amcam çok teşekkür ettim, şey çok sağ ol. İnşallah başka yayında görüşmek üzere arkadaşlar. İnşallah. Allah'a emanetsiniz. Kanatları gelen kuşlar var, başlayan kuşlar var. Yakın zamanda geleceğiz. İnşallah, inşallah. Demin zaten gördük. Yakın zamanda şey yapacağız. Son teleklerini bekliyoruz. Arkadaşlar Allah'a emanetsiniz. Hepinize Samsun'un bu güzel manzarasıyla biraz göstereyim şöyle tekrardan. İyi akşamlar diliyorum.